Dünyanın İslam medeniyetiyle tanıdığı binlerce güzellik var. Tarihin her döneminde bizden biriz. Şu alemin her yerinde bizden bir ses var. Ne yana baksak, hangi yöne gitsek bir İslam şehri çıkar karşımıza. İspanya'ya varsak Endülüs, Özbekistan'a gitsek Semerkant, Mısır'da Kahire, bir yanda Kudüs, diğer yanda İstanbul. Ne mutlu ki bize, İstanbul yanı başımızda duruyor tüm güzelliğiyle. Ne demişler? Dünya tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu. Boşuna dememişler. Bu şehir öyle bir şehir ki, ışığı dünyayı aydınlatan bir beyaz inci adeta. Hem de içinde birbirinden kıymetli başka inciler barındıran. Onlardan bir tanesi, bu kadim şehrin güneyindeki Küçük Ayasofya Camii. Küçük Ayasofya Camii, İstanbul'un Marmara Denizi tarafındaki Kadırga Limanı ile Cankurtaran semti bölgesindeki Küçük Ayasofya Mahallesi'nde, semtinde bulunan bir yapıdır. Bu yapının inşa ediliş tarihiyle ilgili olarak 530 yılı civarı tarihlendirilmektedir. Bu tarihler Büyük Ayasofya Kilisesi'nin yapımını kararlaştıran ve gerçekleştiren Bizans İmparatoru 1. Justinianus'un imparatorluk dönemine denk gelmektedir. Sultan II. Bayezid'in kapı ağası Hüseyin Ağa tarafından 16. yüzyıl başlarında camiye çevrilen eski bir Bizans kilisesi olan yapı, Bizans'ın ünlü imparatorlarından 1. Justinianos döneminde inşa edilmiştir. Büyük Ayasofya'da aynı imparator döneminde inşa edildiğinden hem küçük hem de Büyük Ayasofya camileri mimari açıdan benzerlik göstermektedir. Bu nedenle İstanbul'un fethinden sonra birbirine benzer bu iki eseri ayırmak üzere buraya Küçük Ayasofya denmiştir. Justinianos zamanındaki kuruluş efsanesi şöyle anlatılır. Justinianos, imparator olmadan önce tahtta amcası vardır. İmparatorun yeğeni olarak imparator aleyhine başlatılan bir isyana adı karışır. Hal böyle olunca imparator yeğeninin idamını emreder ancak İdam gerçekleşmeden önce rüyasında Aziz Sergios ve Bakos'u görür. Azizler, imparatorun Justinianos'un lehine tanıklık edince, bu rüyadan hayli etkilenen imparator idamdan vazgeçer. Daha sonra imparator olan Justinianos da, kurtuluşunun karşılığında duyduğu minnet ve şükranı göstermek üzere bu azizler adına bir kilise inşa ettirir. İşte o kilise, bugün Küçük Ayasofya Camii olarak bilinen bu muhteşem eserdir. İstanbul'daki Ayasofyalara baktığımızda zaten bir tanesinin adı gerçekten Ayasofya. Ama Küçük Ayasofya'ya daha sonrasında biz bu ismi vermişiz. Nasıl vermişiz? Büyük Ayasofya'ya benzerliğinden dolayı bu ismi vermişiz. Burada da plan açısından baktığımızda bir merkezi bir kubbe varlığından bahsediyoruz ki zaten Ayasofya'nın Hristiyanlık aleminde, o Ayasofya-i Kebir'in Hristiyanlık alemindeki en önemli karşılığı da budur. Bir nevi yarış timsalidir aslına bakarsanız.
Müslümanlıkla Hristiyanlığın arasında yarışın, rekabetin bir nevi nişanesi olmuştur aslına bakarsanız. Ne zamana kadar? Mimar Sinan Edirne'deki Selimiye'yi inşa edene kadar. Mimar Sinan bunu kendi Tezkiretül Bünyan kitabında söylüyor zaten. Hristiyan alemi, siz her ne kadar İstanbul'u fethetseniz de, Ayasofya'yı camiye çevirseniz de, Ayasofya'nın kubbesi kadar büyük bir kubbeli yapı inşa edemediniz. Diyerek aslına bakarsanız bir nevi küçümsemenin içerisine giriyorlar. Bunun üzerine Mimar Sinan ne yapıyor? Kendi kitabında yazdığı şekliyle, onların bu iddialarına cevap vermek için ben diyor Selimiye'yi Ayasofya'nın kubbesinden hem daha yüksek hem de daha büyük yaptım. İşte bu yüzden Ayasofyalar bizim için önemlidir. Çünkü biz her ne kadar orijinal halini muhafaza edip kendimiz için bunu yaptıysak da karşı taraf bunu her zaman bir rekabet nişanesi olarak görmüş. Her zaman o Ayasofyaları bizim gözümüze sokmaya çalışmışlar. Böyle olunca ister istemez aramızda bir şey var. Allah'a şükürler olsun. Ayasofya Kebir'i cami olarak tekrardan açtık kullanımda. Mimar Sinan'ın dokunmaları olmasaydı Ayasofya şu an yıkılmıştı. Niye? Çünkü Mimar Sinan Ayasofya Kebir'e çok güzel dokunuşlarda bulunmuş. İstanbul'un en eski yapılarından olan ve yaklaşık 2 metreye 3 metre blok taşlar üzerine inşa edilen 8 köşeli kubbeli Küçük Ayasofya, erken Hristiyan döneminin temel mimari özelliklerini taşımaktadır. Bu özellikleri taşıyan merkezi planlı, çevre dehlizli ve galerili yapıların en iyi, en güzel örneklerinden biridir. Kubbe kabuğu tamamıyla düz değil, dalgalı bir yüzeye sahip olacak biçimde örülmüştür. Bu plana benzerlik teşkil eden farklı çeşitlemelere Kudüs'teki Kubbetüs Sahra'da da rastlanır. Kısacası Küçük Ayasofya Camii, taşıdığı mimari özellikleriyle dünya mimarlık tarihinde özel bir yere sahiptir. Yapının iç kısmında görülen taş işçiliği ise ilk çağ sanatından ön Bizans sanatına geçişin izlerini taşır. Küçük Ayasofya'nın yapısı ciddi oranda Büyük Ayasofya yapısına benzemektedir. Pek çok Ayasofya yapısında olan bazilika formu ve usulü burada korunmuştur. Ancak kubbeli bir yapıya sahiptir. Bazı Ayasofya yapılarında bu durum çatı ile karşılanmıştır. Kubbe uygulaması söz konusu değildir. Küçük Ayasofya yapısında kubbe uygulamasıyla birlikte nefler ve sütunlar, apsisler aynen korunmuş. Camiye çevrilmesinden sonra da buralar cami formunda ibadethanenin gerekli kısımları şeklinde korunarak devam ettirilmiştir. Allahu Ekber, Allahu Ekber.
Yüzyıllardır ezan sesinin yükseldiği bu nadide eserde yer alan Narteks'in kuzeye bakan yan duvarlarındaki kapı ve pencereler, Şehrizade Mehmet Sait Efendi tarafından kesme taşlarla kapatılmıştır. Genel itibariyle Osmanlı mimari anlayışına uygun olarak caminin kimi pencereleri örülmüş ve bazı yerlerine pencereler eklenmiştir. Şehrizade tarafından kapatılan alanda duvara bir musluk eklenmiş, böylece buraya klasik bir giriş görünümü verilmiştir. Yayvan kemerli kapı açıklığı, bir başka kemerle çerçeve içine alınarak iki kemer arasında kalan kısma bir hadis-i şerif yerleştirilmiştir. Caminin batı kısmına, kesme taşlardan sivri kemerleri altı sütuna dayanan bir son cemaat revakı eklenmiş, bu revak ise 5 bölüme ayrılmıştır. Her bir bölümün üstü kubbe ile örtüldükten sonra ortada kalan kısmı yükseltilmiş, böylece esas giriş daha belirgin hale gelmiştir. Küçük Ayasofya Camii 1507 yılında 2. Beyazıt döneminde kapı ağası Hüseyin Ağa tarafından camiye çevrilmiş bir yapıdır. Camiye çevrilmesinden sonra diğer kiliseden camiye çevrilen yapılarda olduğu gibi iç mekanda ve dış mekanda bir takım değişiklikler ortaya çıkmıştır. Bunlar camilerin yapısında olmazsa olmaz unsurlardır ve iç mekanda mihrap, minber, bir de müezzin mahfili eklenmesi şeklindedir. Dış mekandaki eklemeler ise minare eklemesi, bir de gerekmesi halinde şadırvan, tekke, zaviye unsurları ile ilgili olarak kullanılacak mekanlar, bir de türbe ilavesidir ki kısa zamanda kapı ağası Hüseyin Ağa'nın vefatından sonra buraya türbesinin yapılması dış mekan eklemesine güzel bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul'daki Küçük Ayasofya Camii'nin mimari planı açısından baktığımızda cami olmaya belki de hiç müsait bir yer değil. Çünkü bir ayak iki sütun şeklinde bir sekizgen plana sahip ve onun da üstünde kapatan bir kubbe. Buna biz nasıl bir müdahalede bulunmuşuz? Absisin bir köşesine bir mihrap nişe eklemişiz. Dışarıdan küçük bir minare eklemişiz. Zarar vermeden yapının ana haline
zarar vermeden bir eklemeyi tercih ediyoruz biz. Ve İstanbul'daki Küçük Ayasofya'nın içerisine girdiğinizde zaten anlıyorsunuz. İlk yapıldığı günden günümüze kadar gelen sütunlar, sütun başlıkları, frizler, frizlerin üzerindeki yazıtlar hala duruyor. Ve biz bunu koruma altına almışız aslına bakarsanız. Bu koruma altına alışla beraber illaki İslam dininin emrettiği şekliyle eklemeler de yapmışız. Bazen dolgulu yaparak, bazen sıfırdan inşa ederek. Yani bu sıfırdan inşa etmek, yapı yıkıp tamamen sıfırdan inşa etmek değil. İşte minare gibi bir elemanı sizin sıfırdan inşa etmeniz gerekiyor. Çünkü oradaki çan kulesini siz minareye dönüştüremezsiniz. Minare ile çan kulesinin şeyi birbirinden farklı. Strüktürel yapısı, mimari yapısı birbirinden farklı çünkü. Ama Avrupa'daki özellikle İspanya'da Endülüs döneminden kalan camilerde minarelerin olduğu gibi çan kulesine dönüştürüldüğünün örnekleri de var mesela. Ama Anadolu sınırları içerisinde biz bunu böyle uygulamamışız. Oradaki çan kulesinin yerine biz minareyi eklemişiz. Buradaki zarar verdiğimiz tek nokta belki çan kuleleri olabilir. Belki. Onların yerine de kendi nişanemiz olan minareleri eklemişiz biz. Birçok Ayasofya'nın camiye çevrilip bizlere emanet edilmesinin Fatih Sultan Mehmet'e nasip olmasını bu camide bir kez daha hatırlıyoruz. Zira bu cami Fatih Sultan Mehmet'in oğlu döneminde ecdadın emanetleri arasına karışıyor. Caminin avlusuna üç taraftan açılan kapılardan birini kullanarak adım atabilirsiniz. Girdiğiniz andan itibaren ise bu nadide eserin sadeliğiyle taşıdığı ihtişama kapılmanız kuvvetle muhtemel. Caminin en güzel özelliklerinden biri ise bu topraklardaki birçok cami gibi külliye olarak teşkil ediliyor olması. Ne de hanıyla, hamamıyla, kütüphane, mektep ve camisiyle külliye biçiminde inşa edilen yerler tarih ve kültürümüzün en önemli parçalarından birine işaret eder. İslam medeniyetinin dünyaya örnek olan bu bütüncül yaklaşımı, bir toplum içerisinde inanca, ibadete, ahlaka, eğitime, temizliğe verilen önemi ve bunların hiçbirinin birbirinden ayırt edilemeyeceğini gözler önüne serer. Ayrıca bir şehirde külliyenin varlığı, külliyeyi meydana getiren yapıların insanlara doğrudan sağladığı faydaların yanı sıra sosyal yaşamında bir parçası olur ve adeta bu yapılar o insanlarla birlikte yaşarlar. Küçük Ayasofya Camii, kendisi ile ilgili olan eklemeler münasebetiyle kısa zaman içerisinde esasında Küçük Ayasofya Külliyesi olarak da anılmaya başlanmıştır. Bunun sebebi yapının hemen yakınında bir hamamın, bir zaviyenin, bir şadırvanın, bir aşevinin, bir sıbyan mektebinin bulunmasıyla ilgilidir.
Küçük Ayasofya Külliyesi, külliye hüviyetini kazandıktan sonra dönemin yöneticileri tarafından kurulan bir vakıfla giderlerinin karşılanması münasebetiyle çok ciddi şekilde gayrimenkullerin gelirleri kendisine tahsis edilerek ayakta kalabilmiş, hayatını devam ettirebilmiş önemli bir yapıdır. Küçük Ayasofya Camii'nin 1648 ve 1766 yıllarında meydana gelen depremlerde ciddi zarar gördüğü bugün Topkapı Sarayı arşivinde yer alan belgelerden anlaşılmaktadır. Hem bu dönemde hem sonrasında çeşitli tamiratlar geçirdiği de bilinmektedir. Zamanın karşı konulmaz yıpratıcı rüzgarına kapılarak gördüğü zararın yanı sıra, 19. yüzyılda İstanbul'un topografyasının değişimi ve camiye çok yakın olan surlar ile deniz kıyısı arasından geçen demir yolu nedeniyle cami külliyesi çukurda kalmıştır. Ancak bugün her şeye rağmen olanca güzelliğiyle ayaktadır. Her gün eda edilen namazlara, Allah'tan niyaz edilen dualara ev sahipliği yapıp, dünyanın dört bir yanından ziyarete gelen yabancıları ağırlamaktadır. Ecdadın bu nadide emanetinin kıymeti, geçmişte olduğu gibi bugün nasıl biliniyorsa, dileriz gelecekte de daima böyle olur. Allah!